Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Toyota Hilux ile birlikteyiz. Geçen burada ProS çekmiştik bu aracı. Videoda biri yoruma yazmıştı Hilux çeker misin? Benim de aklımdaydı aslında. Güzel oldu. Hilux'a da şöyle bir bakalım. Ben bu rengi çok beğeniyorum Hilux. Bir de bu duruşu şey böyle sanki kendinden arazi kitli gibi. Yerden daha yüksek diğer pikaplara göre falan. Gerçekten pikap segmentinde güzel tercih edilebilir bir araç. Şöyle bakalım, burada LED farlarımız mevcut. Hafiften bir karartmalı. Çok güzel gözüküyorlar. Farlar gayet güzel. Şu maskeyi açayım. Aşağıda sis farlarımız mevcut ve burada bir çıkıntılı. Tasarım da gayet güzel. Şu Dodi'nin devamı olarak duruyor. Gerçekten hoş duruyor ve buradaki renk detayı da güzel. Böyle arabanın rengiyle bir ton koyusu gibi güzel bir kontrast uygulamış. Burada plastik ızgara çerçevemiz var. Arazi kullanımı için güzel eklentiler var işte burada. Burası da güzel, böyle metalik renkli hoş bir kaplamaya sahip. Burada çarpışma önlemenin sensörü bu logonun arkasında. Böyle ön tasarımı gayet güzel. Yan tarafa doğru şöyle bir geçecek olursak, burada 6 bijonlu 18 inç 265-60-18 ebatlı, gerçekten çok hoş duran güzel jantlarımız var. Çamurluk işleriniz falan görünüyor tabi arazi aracı. Burada basamaklarımız mevcut. Şurada Hilux yazılı paçalıklarımız da var. Yan tasarımda güzel. Ya bak, şu mat sedefli görünüm güzel. Aynada, kapı kollarında, ön taraftaki parçalarda, yan parçalarda hepsinde bu mevcut. Yandan duruşu da güzel. Arkada güzel eklentileri var. Şöyle bir bakalım onlara da. Güzel bir barımız var. Burada yine siyah kullanılmış ve bagaj örtüsü var. Bagajın içini sığamayacağım için şöyle göstereyim. Gerçekten yükleme alanı olarak güzel. Kapağı da çok ağırmış bu arada. Bu kadar ağır beklemiyordum. Arka tasarım araba sıkışık bir yerde ama şöyle göstereyim. Güzel görünüyor. Arkada Invincible donanımın adını yazmışlar. Tamponumuzla. Ya krom kullanmak yerine böyle bir şey yapmaları güzel olmuş gerçekten. Hoş duruyorlar. Şu isterseniz diğer tarafa geçeyim. Ön tasarımından başlayayım. Arabanın içi de pişmiştir kesin. Farlarda böyle çıkıntılı dizayn vesaire. Aracın güzel, böyle agresif duruyor araba. Benim hani ben araziye giderim. Araziye götürün yok. Anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliğimiz mevcut. Kapısı gördüğünüz gibi gayet iri ve aracın içi çok sıcak. Şöyle yandaki araca değirmeden açalım. Kapı üstlerimiz deri kaplamalı. Gayet yumuşak, güzel. Burada ahşap detaylar var. Bu aracın rengine benzer bir şekilde kullanılmış. Gerçekten güzel. Aşağıda deri kaplı bir tutamağımız, 4 cam otomatiğimiz, kapı kilitlerimiz ve katlanır aynamız mevcut. Genişçe bir bardaklığımız var. Buraya ne diyor? Üstü açık koyma diyor. Kapaklı koy diyor. Arazide sağa sola uçurursan arabayı diyor, şey olsun diyor, dökülmesin, kirlenmesin diyor. Burada bir hoparlörümüz var. JBL ses sistemi var bu arabada. Şurada zaten hoparlörlerin üzerinde görüyorsunuz. Birazdan deneriz. Tavanı bu arada siyahmış. Bu da çok güzel. Koltuklar deri. İçeri geçeceğiz, bakacağız. Ama arabanın içi çok sıcak. Nasıl şey yapacağım bilmiyorum. Dayanacağım. Burada ne var? Dizel partikül filtresi temizleyicisi var. Power heat diyor. Yani park halindeki ısınma ve park sensörünü kapatma butonları var. Arabanın içi çok sıcak. Arkaya birazdan geçeceğiz. Şu kapıyı açık bırakacağım ama biraz hava gelsin. Arabanın içi çok sıcak. Şöyle ben yerden yüksek arabaya biniyoruz ediyoruz ama şuradan tutarak böyle binebilirsiniz kolaylıkla. Maskemizi arabanın içinde takalım. Oh, deri koltuğun dezavantajını yaşıyorum. Yandım. Çok sıcak. Arabanın içi gayet ferah. Güzel. Böyle yüksekte olduğunuzu hissediyorsunuz. Koltuğumuz elektrikli. Ben şöyle biraz ileri gideyim. Tamam. Direksiyonumuz güzel. Diğer Toyota modellerinden farklı biraz ama tasarımı gayet hoş. Burada sabitleme kolu Toyota'dan alıştığımız şekilde. Yol bilgisayarı kontrolleri buradan bu arada. Buradan ses açma kapatma ve radyo kontrollerini yapabiliyoruz. Burada yine klasik şeylerimiz var. Anahtar yanımda değil. Şöyle göstereyim. Burada güzel çözünürlüğü güzel bir ekranımız ve mavi renkli ibreli olan kadranlarımız var. Döşemeler, oh, elim yandı, çok sıcak. Deri ama sert, üzeri deri kaplanmış. Kalite hissiyatı güzel ama sert plastik. Bu araç ticari sonuçta.
Burada JBL ses sistemimiz var. Ses sistemi dedin. Aç bir şu JBL'i de dinleyelim. Hakikaten açılmıyormuş. Ekranı da göremeyeceğiz bu yüzden. Burada 4x4'ün kontrolü var. 2 çeker, high 4 ve L olarak, yani low, kısa olarak. Şuraya da bu arada arka kaputu ve depoyu açmanız için kollar var. Onları da söyleyeyim. Koltuk elektrikli, deri, yanal destekleri güzel. Baldır desteği de yeterli seviyede. Burası bir önceki kasa Corolla'ya birazcık benziyor. Doğruya doğru ama bu aracın içindeki hissiyat güzel. Kapı üstlerinde şurada JBL'in Twitter'ları da mevcut. Burada engine start stop butonumuz var. Frene basana, motor düğmesine dokunun. Anahtar algılanmadı. Ekranı açamıyorum anahtar olmadığı için. Burada çift yönlü dijital bir klimamız var mı acaba? Tek yönlü mü diye düşünüyorum. Tek yönlü de olabilir. Evet, tek yönlü dijital bir klimamız var. Burada ayarları açıkça belirtilmiş. Yokuş iniş desteği, direksiyon ısıtması, sol sağ koltuk ısıtmalar tek yönlü. Burada basıyorsunuz, solu sağ açıyor. Bir adet USB çıkışı var. Burada ESP'yi kapatabiliyorsunuz ve 4x4, yani diferansiyel kilidini, pardon 4x4 diyorum. Diferansiyel kilidini buradan açabiliyorsunuz. 12 volt 120 watt girişi de burada. Burada güzel bir oyuk var. Telefonu şöyle aşağı doğru koyabilirsiniz. İçeride hareket etmemesi için güzel oyulmuş. 2 adet derin bir bardaklığımız, eco modumuz, power modumuz var. Göremiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Power modumuz var. Otomatik vitesli bir araç. Vites sıçıcısı böyle. Ben bunları pek sevmesem de bu araçta niye böyle demem açıkçası. Bu da gayet güzel. Topuzu vesairesi güzel. Şurası da kullandıkça alışılır. Ne olacak? Arazi araçların olmazsa olması güzel bir mekanik el frenimiz var burada. Burada bir oyumuz var ve içi doluymuş. Kol dayamamız var. İleri gerisi yok kol dayamanın ama oturuş pozisyonunuz da sizi yormuyor. Burada bir gözlüklüğümüz var. Aydınlatmalarımız var. Sarı renkli. Aynasız güneşliklerimiz var. Ha, bunun ayna varmış. Işık yok ama. Işıklı değil. Sadece aynası var. Tavan güzel. Böyle siyah değişik bir malzemeyle kaplı. Burada bir ışık daha var. Arkada ışık yok. Ekranı açabilseydik iyiydi. Açamadık anahtar olmadığı için. Normal Toyota ekranı. Ses sistemi güzel ama JBL ses sistemi var. Kulaklığımdan tecrübeliyim. JBL güzeldir. Bu direksiyonun derisi bir değişik. Böyle dokulu şuradaki gibi ve dokunuşu hissiyatı çok güzel. Sürekli direksiyon tutasım geliyor. Şimdi arkaya doğru yavaşça geçelim. Arabadan atlayarak inelim. Şu arka kapı üstlerini de göstereyim. Açık bırakacağım. Arkada karartmalı camlarımız var. Çocuk kilitlerimiz buradan tık tık yapılıyor. Yine deri kaplamalı, biraz daha sert sadece buradaki. Yine buralar deri. Burası sert plastik. Buradaki gözde yine gayet büyük. Yavaşça geçelim. Geçmeden önce koltuklar dik. Yine klasik pick-up şeysi ama bakalım diğer pick-up'lara göre farklı mı? Yoksa diğer pick-up'lardan daha mı kötü? Yoksa diğer pick-up'larla aynı mı? Buradan tutunuyorsunuz. Pick-up'a binme şeysi budur. Minibüse biner gibi atladık ama. Koltuk çok sıcak, yandım. Yani dik, dikliğini hissediyorsunuz ama böyle göstereceğim şimdi. Diz mesafesi 4 parmak, baş mesafesi bir karışa yakın 5 parmak diyebilirim şöyle. Arka koltuklar dik fakat şöyle öne doğru oturmuyorsunuz, yine normal oturuyorsunuz. Sizi yoracağını pek zannetmiyorum, rahat çünkü deri koltuklar. Burada bir kol dayamamız mevcut. İçerisinde bir göz vesaire yok. 2 adet bardaklı var. Ortada da yolculuk yapabilirsiniz. Şaft tüneli var fakat şöyle oturduğunuz zaman ortada yolculuk da yapılabilir ama orta koltuk daha dik kol dayamadan ötürü. Arkadan önüne genel bakışımızı atalım. Tavan dokusu bir değişik ama hoş duruyor. Bu güzel ya, tutamaklarımız falan var. Yerden yüksek olmak güzel. Yüksek arabalar kullanım amacına göre kullanılırsa güzel. Ki bu da o kullanıma hitap eden bir araç. Böyleydi bu video, bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.